Değerli arkadaşlar, herkese selam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir saygı problemiyle karşılaşmıştık. Yaşadığımız sorun şu. Tekrar hatırlayalım. Şuraya bir tane breakpoint koydum. Tekrar request'i patlattım. Ve elimdeki profil objesinde takip eden veya takip edilen kullanıcılar arasında aynı kullanıcı, yani ayrı bir kullanıcı var. Onun içerisinde tekrar bu kullanıcı var. Onun içerisinde yine ayrı dediğim kullanıcı var. Onun içerisinde yine bu kullanıcı var. Onun içerisinde ayrı bir kullanıcı var. Dolayısıyla bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla bunu JSON'a çevirmek pratikte çok mümkün değil. Şimdi bunu JSON'a çevirecek yöntemler buldum ama oluşan sonuç hiç mutlu eden bir sonuç olmadı. Bu soruna şöyle bir çözüm de bulduk. Yani şuraya ufak bir for each çakıyoruz ve takip edilen ve takip ettiğimiz kullanıcıların takip edilen ve takip ettiği kullanıcıların temizliyoruz. Yani profilin takip ettiği kullanıcıların takip ettiği kullanıcıları temizliyoruz. Böylece bu cycle'dan kurtulabiliyoruz. Ancak şunu kaldırdım. Bir tane daha send request yapıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Followed user ve follower users. Ancak günün sonunda bu da bizim işimizi görmüyor. Yani ben bu datayı niye dönüyorum? Siz mesela yani bizim kullanıcımız profil sayfasına gitti. Oradan takip edenlere baktı mesela. Follower user datası elimizde. Dolayısıyla servise gitmeden şak diye biz o ekranı açtık. Ancak o ekrandan takip eden kullanıcılardan bir tanesine dokunduğunuz zaman o ekrandan o profilin detayına yine gidemiyorsunuz. Yine servise çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla pratikte mutlaka en az bir kere servise çıkmak zorundasınız. Zaten burada bütün kullanıcıların postlarını dönemeyiz. Ve Instagram'ı incelediğim zaman orada da bu datanın profil sayfasında gelmediğini gördüm. Instagram'da birisinin profiline giriyorsunuz. Ondan sonra yukarı takip edenlere basıyorsunuz. Sizi bomboş bir ekrana atıyor ve o sırada datayı çekiyor. Sonra data geldiği zaman da o datayı ekrana basıyor. Özetle bu datayı burada dönmekten vazgeçtim. Bunu uçuruyoruz. Şuradaki include'ları uçuruyoruz. Ve sadece profil döneceğiz. Tekrar bölüşelim. Çünkü yani pratikte hem bu datayı dönmemiz mümkün değil, hem de çok da işimize yarayacak bir data değil. Zaten çoğu insan da takip edilenler sekmesine girmediği için, yani siz bir insanın profiline baktığınızda oraya girme ihtimaliniz %50 bile olsa arada pek çok fazla işlem yapılmış oluyor. Tekrar gönderdim bunu. Gördüğünüz gibi şifremiz takip edenler ve takip edenler geldi ama buradaki datalar null olarak geldi ve herhangi bir array, yani for each kullanmadan bu datayı son derece temiz biçimde kısa pratik biçimde çektim ve döndüm. Ancak burada gördüğünüz gibi bazı sorunlar söz konusu. Örneğin hala şifre dönüyoruz ve bu datalar null geliyor. Oysa ki aslında burada data var. Şimdi kaliteli servis yazmanın bir göstergesi olarak servis yazarken hep şöyle düşünmeniz lazım. Servise bağlanacak kişi, yani oradaki yazılımcı sizin kullandığınız dili hiç bilmiyormuş gibi düşünün. Yani o adamı veya o kadını hiç görmeyeceksiniz. Onunla hiç irtibat kurmayacaksınız. O size hiç soru sormayacak ve siz hiç soru cevaplamayacakmış gibi düşünerek, hareket edip servis yazarsanız ortaya daha kaliteli ürünler çıkar. Elbette ki burada şey açıklaması yapabilirsiniz. Ya bu nal geliyor ama sen buna takılma işte falan filan diyebilirsiniz ama her serviste bunu demeniz gerekirse o iş bitmez arkadaşlar. Çünkü bir developer gelecek, bir başkası gidecek, o gelecek, o gidecek, o sirkülasyon asla bitmeyecek. Dolayısıyla servisin datası kendisini anlatmalı. Dolayısıyla şuradan şunu, şunu ve şunu kaldırmalıyız. Bunun için yapabileceğimiz çok güzel bir işlem var. Şuraya gelip JSON-ignore'u buraya yapıştırabiliyoruz. Şuraya geldik. Buraya da JSON-ignore'u yapıştırdık. Ve bu Enotion'un, bunlar Enotion diye geçiyor. Bu Enotion'un bize sağladığı şey şuradaki JSON'dan bu datanın kalkması olacak. Eğer her şey yolundaysa. Şimdi send butonuna bastım.
Ve gördüğünüz gibi data aynı geldi. Bunun sebebi şu. Ben şurada JSON ignore koyduğum zaman yukarıya gördüğünüz gibi Newton Soft'tan aldı bunu. Ancak biz uygulamanın içerisinde Newton Soft'u kullanmıyoruz. Biz uygulamanın içerisinde .NET'in kendi text class'ındaki encode ve decode kabiliyetlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu buradan uçurmalı, şuraya tıklamalı ve seçemiyoruz. Gördüğünüz gibi burada multiple choice diyor. Az önceki de yanlıştı. Bakın yukarıda bir tane Newton Soft'un JSON var. Aşağıda system text, JSON serialization falan filan diye devam ediyor. Şimdi bizim eklememiz gereken şey bu. Bu tür şeylere dikkat etmekte fayda var. İşler otomatik yürürken çok güzel. Ama otomatik yürüyen işler farklı tarafa yürüdüğü zaman kontrolü ele almanız gerekli. Şimdi bunları hiç değiştirmeden şuradaki import'u değiştirdim. Geliyorum tekrar send yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şiir gibi bir response. Yani Nazım Hikmet yazsa bu kadar yazar. Harika, nefis, tertemiz. Şifreyi artık dönmüyoruz. Şu gereksiz dataları dönmüyoruz. Peki dönmemiz gereken birkaç daha data daha var aslında. Nedir bu? Prop int follower count. Aşağıda prop int followed count. Şimdi hemen follower ve followers'ın şeyini oluşturalım. Database'deki varlığını oluşturalım. .NET F migrations at followed follower count. Şak. Şuk. .NET F database object. Bakın şiir gibi akıyor. Harika. Şimdi burayı temizledik. Database'imizi açtık. Sağ tıkladık. Refresh'i bulamadık. O yüzden yukarıdaki refresh'e tıkladık. Onu da bulamadık. Heh, şimdi geldi. Okay. Refresh'e tıkladık. Ve gördüğünüz gibi follower count, followed count burada yer alıyor. Şunlar da işte takip edenler ve takip edilenler için bayağı kompleks, çok güzel bir yapısı var. Şimdi şuradan tekrar bücükleyelim. Böceğini modüllerimizle projemiz derlensin. Her gün bol bol su içmeyi unutmuyoruz. Su içmek için susamayı beklemiyoruz. Sentonunu yapıştırdık. Ve gördüğünüz gibi sayılar sıfır geldi. Sayılar sıfır mı? Değil. Peki sayıların gerçek sayılar olmasını nasıl sağlayabiliriz? İlk yöntem şurada profil datasını çekerken bu verileri işleyebiliriz. Yani profil nokta followed count eşittir profile nokta follower profiles nokta count yapabiliriz. Ancak birincisi şurası null olduğu için çalışmaz. Dolayısıyla burada include yapmamız lazım. Veya bunu ayrıca contains'le falan foreign key üzerine aramamız lazım. Bu ilk darboğaz. İkinci darboğaz profilde, yani profil datasını çektiğimiz her yerde bu işlemi yapmamız lazım. Ki bu benim hiç hoşlanmadığım bir yer. Bir backend developer olarak siz de bundan hoşlanmayın. Çünkü client yazan arkadaş size ya data burada geliyor ama burada gelmiyor dediği zaman kalkıp ona peki başka nerede gelmiyor
Oraya da ekleyeyim diye sormayın. Bu datanın her yerde doğru işine geldiğine emin olun. Bu backend'i yazan arkadaşın sorumluluğu. Bir mobile developer olarak çok çektiğim konulardan bir tanesi. Peki bunun üçüncü bir darboğazımız da şu. Her veri çekişinde bütün tabloyu tarayıp o sayıyı tekrar hesaplayıp öyle dönecek. Ki bu da performansı tık 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 diye tırmalayan bir şey. Bunun yerine ne yapacağız? Yani veri okuma sayısı az, özür dilerim, veri yazma sayısı az, veri okuma sayısı fazla olduğu için bu veriyi veri yazılırken hesaplayıp buraya işleyeceğiz. Bu da şöyle olacak. Şurada encapsulation dediğimiz Java, C Sharp gibi gelişmiş dillerde olan, JavaScript gibi dillerde bir tık daha sıkıntılı olan formülü kullanacağız. Şurada veri her set edildiğinde, yani şu veri değil de şu veri her set edildiğinde, follower profiles her değiştiğinde şurası çağrılıyor. Ve biz şuradaki kod bloğunda follower count'u update edeceğiz. Dolayısıyla follower profiles'a bir tane profile eklediğimiz zaman şuradaki set metodu çalışacak ve follower count otomatik update olacak. Dolayısıyla follower count'un ve followed count'un her zaman en güncel sayıyı gösterdiğine emin olacağız. Ve bu sayıyı client tarafına dönerken herhangi bir count, join ve benzeri işlem yapmayacağız. Bunu da bir sonraki videomuzda yapacağız. Takipte kalın. Şimdi kalın. Alttaki abone olma butonunu tekrar hatırlatıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Keyifli kodlamalar arkadaşlar. Hoşçakalın.